Orman ve Su İşleri Bakanlığımız, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 100. yılında KOP müdafaası belgeselini sunar. KOP müdafaası muvaffak olmuş bir plevne sayılmalıdır. Ben Anadolu dağlarının süsü, tarih ve medeniyet kaynıyor içim. Ben şehitlerin yeşil ve mavi örtüsü, orman ve su olup hayat dağıtacağım. Ben Çanakkale geçilmez diyen şehitler diyarı. Sarıkamış Allahu Ekber dağlarında kar, kurtuluş destanı yazılan Sakarya, Polatlı, Afyon. KOP dağından Harşi'de zaferler tarihi akar. Kafkasya Cephesi, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya İmparatorluğu, daha sonra Britanya, Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti ve Merkezi Hazar Diktatörlüğü ile karşı karşıya geldikleri cepheye verilen isimdir. Kafkasya Cephesi, savaş sırasında Doğu Anadolu işlerine kadar genişlemiş, Trabzon, Bitlis, Muş ve Van şehirlerine kadar yayılmıştır. Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Birinci Dünya Savaşı neden bu kadar önemli? Bu savaşın 100. yıl dönümü üzerinde neden bu kadar duruyoruz? Bugün bölgemizde var olan tüm kriz ve çatışmaların fitilini ateşleyen bir savaştır. Birinci Dünya Savaşı 1918 yılında Mondros Mütarekesi ile sona ermiş ama etkileri hiç azalmadan her gün, her yıl daha da artarak bugünlere gelmiştir. Şu anda Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da var olan sınırlar hemen hemen bütünüyle Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı bakiyesi olan topraklar üzerinde oluşmuştur. KOP Dağı oldu duman, ciğerim yandı aman. Utan ey kahpe düşman, bu yerler koçak yurdu. Mavzeri vurdum kola, tekbirle çıktım yola. Göğsüm imanla kale, bu yerler şehit yurdu. Çoruh'tan suyun aldım, yarime selam saldım. Kardan siper bağladım, bu yerler Şahin yurdu. Şair der aman vatan, yar vatan, yaran vatan. Ölümden korkmaz atan, bu yerler aslan yurdu. Zaferler tarihimize 2. Çanakkale Destanı ve Plevne Savunması olarak geçen KOP Dağı ve Harşit Savunması, Rusya'nın hayal kırıklığına uğramasının önemli kilometre taşlarından biri olmuştur. Düşmana geçit vermeyen KOP Dağı, Bayburt ve Gümüşhane'den Tirebolu'ya kadar olan 250 kilometrelik bölgede ölüm kalım mücadelesi verilmiş, 15 Temmuz 1916 tarihinde Erzurum'u işgal eden Rus orduları başkomutanı General Yudenik, Erzurum'da 250 bin kişilik Rus ordusuna hitaben yaptığı konuşmada, "Artık karşımızda Türk ordusu diye bir şey kalmamıştır. Çar'ın emri gereğince Haziran ayında İstanbul önlerinde olacağız. İleri!" demekteydi.
Kop savunması Rusları yaklaşık 6 ay gibi uzun bir süre oyalar ve durdurur. Kop Dağı çok önemli. Kop Dağı düşmana geçit vermeyen bir dağ. Dolayısıyla Kop Dağı milli park olması için müracaat ettik. Sayın Başbakanımız onu imzaladı. Kop Dağı bloku düşman tarafından ele geçirilince Türk 5. Kol Ordusu'nun savunması çözüldü. Bundan anlaşılıyor ki 5,5 ay devam eden savunmanın kilidi Kop Dağı oldu. Bu kilidin anahtarı düşman eline geçince Türk askeri kanını ve canını bu savunmanın devamı için oluk oluk dökerek, kutsal abideler bırakarak geri çekildi. Böylece Erzurum'u aldıktan sonra istikamet Batı Anadolu diyerek Haziran'da İstanbul önlerinde olmayı hayal eden Rus orduları başkomutanı General Yudeni'nin hayali kursağında kalır. Kop Dağı sürekli bizim gelip geçtiğimiz yer, gördüğümüz yerler. Ancak bu işin içerisine girince, oralardan neler olduğunu, neler bittiğini görünce, öğrenince insan daha çok heyecanlanıyor. Daha çok heyecanlanıyor. Biz bu çalışmaları yaparken de sadece kendimiz arazi üzerinde ve evraklar üzerinde yapılan çalışmalar değil, aynı zamanda Genelkurmay ATS Başkanlığındaki askeri ceridelerden de istifade ederek biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Doğal siperlikler olsun, hepsi orada mevcut. İnşallah bu ilandan sonra bunlar bu tarihi dokuyu hem ortaya çıkarmak, o siperleri iyileştirmek. Biz bundan önceki Milli Park ilan etmiş olduğumuz sahalarda yeraltı taraması yapıyoruz. Georadarla, üniversitelerle birlikte. Orada biz kefensiz yatan şehitlerimizi buluyoruz. Gençlerimizde tarihi şuuru uyandırmak, bizim ecdadımızın neler yaptığını gelecek nesillere aktarmak noktasında gayret göstermeye çalışıyoruz. Kop cephesindeki iki tarafın zayiatı hakkında kesin bir rakam söylemek çok zor. Ancak Fevzi Çakmak Paşa bu hususta genel bir değerlendirme yaparak Rusların sadece Bayburt ve Erzincan'ı almak için 5 ayda en az 33 bin zayiat verdiklerini, bu rakama Doğu Karadeniz bölgesini almak için verdikleri zayiat da eklendiği zaman Rus kaybının toplam 40 bine ulaştığını bildirir. Türk 3. Ordusu'nun ise 9700 şehit, 15.000 yaralı olmak üzere toplam 24.700 kayıp verdiğini ifade eder. Aziz şehitlerimizin ruhuna Fatiha okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aleminerrahmanirrahim. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Orman ve Su İşleri Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 100. yılında Kop Müdafası belgeselini sundu.